Selamun Aleyküm Opel Astra G sevenlere herkese kolay gelsin. Bugün egzoz sistemini elimden geldiği kadar anlatmaya çalışacağım. İlk önce sondan başa sonra baştan sona doğru göstereceğim. Arabamızın arka tamponunun sol arka farına doğru yakın olan parçanın adı arka susturucu. Son susturucu, son egzoz şeklinde adları vardır. Daha farklı adları varsa lütfen yorumlarda belirtiniz. Arka susturucu ile katalizör arasındaki parçanın adı orta susturucu. Orta susturucumuzun bir ucu son susturucuya ait, diğer ucu ise katalitik konvertör katalizöre bağlıdır. Orta susturucu ile egzoz manifoldu arasındaki parçanın adı katalitik konvertör katalizördür. Bu parçanın bir ucu egzoz manifolduna, diğer ucu orta susturucuya bağlıdır. Motor ile katalitik konvertör katalizör arasındaki olan parçanın da egzoz manifoldudur. 4 tane giriş olan kısmı motora bağlıdır. Aşağı doğru iki çıkışı olan kısım katalitik konvertör katalizör borusuna bağlıdır. Emme manifoldu ile egzoz manifoldu arasındaki bölümün adı motordur. Emme manifoldu hava akış sisteminin hemen altındaki kısımdır. Emme manifoldu üzerindeki gaz kalebeği bulunmaktadır. Araba kaç silindir ise o kadar manifold kanalı vardır. Araba kaç silindir ise o kadar LPG enjektörü vardır arabamız 4 silindir 4 tane manifold kanalı vardır. Emme manifold kanallarına aktarılan yakıt motor yakma ünitemize aktarılıyor. Burada yakılan yakıt sonrasında oluşturulan yanmış yakıt egzoz manifolduna aktarılıyor. Egzoz manifoldu da aynı şekilde silindir sayısına göre kanalları vardır. 4 silindirden aktarılan yakılmış yakıt egzoz manifoldumuzun kanallarına aktarılıyor. Egzoz manifoldumuza aktarılan yanmış yakıt katalitik konvertör katalizöre aktarılıyor. Burada ise doğaya karıştığı zaman zararlı olacak olan yanmış yakıt katalizör terki sistem sayesinde yeniden yanarak minimum derecede zararsız bir şekilde orta susturucuya doğru aktarılıyor. Orta susturucudan son susturucuya oradan da havaya karışıyor. Egzoz sistemi ile ilgili bir problem olursa motor lambası yanıp sönecektir. Yanıp sönme işareti özellikle egzoz sistemi ile alakalı bir durumdur. Oksijen sensörü yanmış olan yakıtı ölçüyor. Silindir arasında yanmayan yakıt olursa motor lambası yanabilir, yanıp sönebilir. Katalitik konvertör katalizörde arıza varsa istenildiği gibi yanmış yakıt yollanmazsa motor lambası yanabilir, yanıp sönebilir. Orta susturucuya delik, çatlak, tıkanıklık varsa istenildiği gibi yanmış yakıt yollanmasa motorlanması yanabilir, yanıp sönebilir. Son susturucu ile ilgili çatlak, patlak varsa ya sağlıklı bir şekilde yakıt dışarı çıkmadığı için motorlanması yanabilir, yanıp sönebilir. Opel Astra Türk Hem grubuna sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.